Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Asitler, Bazlar ve Tuzlar ünitesi içerisinde asit ve bazların metallerle tepkimelerinden bahsedeceğiz. Ve neler öğreneceksiniz? Hangi asitler ve bazlar hangi tür metallerle tepkime verir? Bu tepkimelerin sonucunda hangi gazlar açığa çıkar? Bunlardan bahsediyor olacağız. Metallerin asit ya da bazlarla tepkimelerini incelemeden önce bir metalleri tepkimeye girme eğilimlerine göre sınıflandırmamız gerekiyor. Çünkü bu yaptığımız sınıfa göre hangi asit hangi metalle tepkime verir ya da hangi baz hangi metalle tepkime verir, ne çıkar bunlardan bahsedebilelim. Öncelikle aktiflik elementlerin tepkimeye girme eğilimlerin ölçüsüdür. Biz burada metalik aktiflikten bahsediyoruz. Yani metallerin tepkimeye girme eğilimlerinden. Ama aktiflik göreceli bir kavramdır. Örneğin alüminyum çinkoya göre daha aktiftir ama magnezyuma göre daha pasiftir. O nedenle metallerin aktiflikleri için bir sıralama vardır. Bu sıralamada bir standart element seçilir ki bu standart element hidrojen elementidir. Hidrojene göre tepkimeye girme eğilimi az olan 5 tane metalimiz var. Bakır, civa, gümüş, altın ve platin. Sizin bu 5 metali bilmeniz beklenir. Çünkü bu 5 metali gördüğünüzde bu 5 metalin dışında kalanların hepsinin hidrojene göre aktifliğinin daha fazla olduğunu anlarsınız. Ve hidrojene göre aktifliği daha fazla olan elementlere aktif metaller denir. Yani sizin ezberlemiş olacağınız şu 5 metal dışında kalanlara. Bu 5 metal içerisinde altın ve platin soy metallerdir. Tepkimeye girme eğilimleri neredeyse yoktur. O nedenle diş dolgularında eskiden altın kullanılıyordu ya da kemiklere platin çubuk takılır. Bakır, civa ve gümüş ise bazı asitlerle tepkime verirler, bazı asitlerle vermezler. O yüzden bunlara yarı soy metaller denir. Yani önce bir aktifliklerine göre hidrojenden aktifliği az olan altın ve platini soy metal olarak sınıflandırıyoruz. Bakır, civa, gümüşü yarı soy metal olarak sınıflandırıyoruz. Bu beşini öğrendiğinizde bu beşinin dışında kalanların hepsinin aktif metaller olduğunu, hidrojene göre tepkimeye girme isteklerinin daha fazla olduğunu söylüyoruz. Bir sınıflandırmamız daha var. O da amfoter metaller. Şimdi amfoter metaller çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Şimdi bakınız 6 tane metal var. Bu 6 metal aslında aynı zamanda aktif metallerdir. Ve Amfoter demek hem asit hem bazla tepkime verebilen madde demektir. Bu metallerin özelliği de hem asitlerle hem kuvvetli bazlarla tepkime vermeleridir. Tepkime ver verirler. Yani amfoter metallerimiz var hem asit hem bazla tepkime veriyorlar. Amfatör olmayan aktif metaller tüm asitlerle tepkime verirler. Altın, platin, soy metaller asitlerle tepkime vermeyecekler. Bakır, civa, ve gümüş ise bazılarıyla verip bazılarıyla vermeyecekler. İşte şimdi biz tek tek bu gruplar ne tür asitlerle tepkime verir ve tepkime sonunda hangi gaz açığa çıkar buna bakacağız. Bu arada buraya bir şey daha eklemek isterim. Bu amfoter metallerle ilgili artık tekerleme mi denir, ne denir? Kolay ak akılda kalabilmesi için şöyle bir şey de söylenir: Zeynep al sana benden kırmızı papuç diye. hani bu tekerleme ya da her neyse, onun da amfoter metalleri belki aklınızda daha kolay tutarsınız. Önce aktif metallerin tepkimelerinden bahsedelim. Aktif metal dediğimiz anda ne gelecek arkadaşlar aklınıza? Bakır, civa gümüş, altın ve platin dışındaki tüm metaller neredeyse hepsi aslında. Burada örnekleri de var. Birçok metal kolay tepkime verebildikleri için aktif metaller sınıfındadır diyor. Bunlar hidrojene göre daha aktif, tepkimeye girmesi daha fazla olan metaller. Ve bu metallerin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkıyor. Buradaki en önemli noktamız budur. Yani aktif metalin asitle tepkimesinden bir tuz oluşacak ve bir de hidrojen gazı açığa çıkacak. Bakınız şimdi bunu video ile izleyelim. Burada ilk gördüğümüz kaptaki hidrojen klorür sulu çözeltisidir. İkincisinde de nitrik asit çözeltisi bulunuyor. İçine de magnezyum metalleri atılmış. Bakınız tepkime gerçekleşiyor. İşte orada gördüğünüz kabarcıklar arkadaşlar hidrojen gazıdır. Bunu ispatlamak için bir kibrit tutuyor. Hidrojen çünkü yanıcı bir gazdır. Bakınız kibrit alevini artırıyor. Yani aktif metallerin asitlerle tepkimelerinden hidrojen gazı açığa çıkıyor ve biz siz de bunu unutmuyorsunuz. Şimdi gelin birkaç tane tepkimesini yazalım. Örneğin sodyum bir aktif metaldir. Sodyum metalini herhangi bir asitin sulu çözeltisine attığım zaman Şimdi burada neden aslında hidrojen çıkıyor? Arkadaşlar az önce dedi ki aktif metaller hidrojene göre daha aktif. Sodyum hidrojene göre daha aktif olduğu için kendisi bileşeye girerken ki kendi bileşeye girdiğinde tuz oluştu. Hidrojeni bileşiğinden çıkarıyor. Hidrojen de doğada H2 molekülleri halinde bulunduğu için H2 gazı açığa çıkmış oluyor. Ya da magnezyum yine bir aktif metaldir. Diyelim ki nitrik asit çözeltisini attık. Tepkime sonucunda magnezyum nitrat tuzu oluşuyor. Ve yine ne oluyor? Magnezyum hidrojenden aktif olduğu için bunu bileşiğinden çıkarıp kendisi bileşeye giriyor. Bakın nitratla birleşti. Hidrojeni bileşiğinden çıkardığı için açığa hidrojen gazı çıkıyor. Denklemleri eşitlemedim arkadaşlar. Hatta eşit diyebiliriz. Şunun önüne 2 koyacağım. Şunun önüne 1 bölü 2 koyacağım. Alüminyum bir amfoter metal olmanın yanı sıra aynı zamanda bir aktif metaldir. Diyelim ki hidrojen bromür sulu çözeltisini attık. Yine aktif olduğu için hidrojenle yer değiştiriyor. Hop şöyle ve bromür iyonu ile birleşip alüminyum bromür tuzunu oluşturuyor. Suda ve hidrojeni de bileşiğinden hidrojen gazı olarak çıkarmış oluyor. Şöyle de denkleştireyim. Yani sonuçta aktif metaller asetin yapısında bulunan hidrojenden daha aktif oldukları için tepkimeye girme istekleri daha fazla olduğu için asetin yapısındaki hidrojenle yer değiştirip tuzu oluşturuyorlar. Bu hidrojen hidrojen gazı olarak açığa çıkıyor. Aktif metalin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkması buradaki en önemli noktadır. Gelelim yarı soy metallerin durumuna. Yarı soy metallerimiz bizim bakır, civa ve gümüştü. Altın ve platin de tam soy metallerdi ya da soy metallerdi. Şimdi tepkimeye girme eğilimleri az olan bakır, civa ve gümüş metallerine Yarı soy metaller diyoruz. Yarı soy metallerin özelliği şudur. Yarı soy metaller belirli koşullarda oksijenli ve kuvvetli asitler olan HNO3 ve H2SO4 ile tepkime veriyorlar. Yani öyle her asitle tepkime vermiyorlar. Oksijeni olan asitlerle ve kuvvetli asitlerle tepkime veriyorlar. Önemli noktalarımız. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle HCl, HBr gibi tepkime vermezler. Çok mühim. Verecek bakın burada bakırı HCl'ye atsam oksijeni olmadığı için tepkimi olmaz. Cıvayı atsam tepkimi olmaz. E, gümüşü hidrojen iyodüre atsam oksijeni olmadığı için tepkimi olmaz. Yani bunlar oksijensiz asitlerle tepkime vermiyor. Zaten yarı soy metaller denmesinin sebebi bu. Bazı asitlerle veriyorlar bazıları ne vermiyorlar. Verdikleri oksijeni olan asitler ve yarı soy metaller nitrik asit sülfürik asitle tepkimeye veriyorlar ve tepkime sonunda hidrojen gazı açığa çıkmıyor. Nedenini de söyleriz. Asitin türüne ve derişimine göre NO, NO2 ya da SO2 gazları çıkıyor. Yani yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkimi veriyor. Oksijeni yoksa tepkime vermiyor. Hidrojen çıkaramıyorlar. Bunun yerine asitin türüne göre NO, NO2 ya da SO2 gazlarından biri açığa çıkıyor. Hemen neden oksijeni olmayan asitlerle tepkime vermediklerini de şöyle söyleyeyim ya da neden hidrojen gazı açığa çıkaramadıklarını da şöyle söyleyeyim. Şimdi sodyum az önce yaptık. Bir aktif metaldi. Aktif metal olması hidrojene göre tepkimeye girme eğiliminin fazla olması demekti ve hidrojene göre tepkimeye girme eğilimi fazla olduğu için hidrojenle yer değiştirebiliyordu. Hidrojeni bileşiğinden çıkarırken kendisi tepkimeye giriyordu ve hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Ama bu metallerin aktifliği hidrojenden az. O yüzden hidrojenle yer değiştirip hidrojen gazı açığa çıkaramıyorlar. Artı her asitle tepkime vermeyip HNO3 ve H2SO4 ile tepkime veriyorlar. Şimdi gelin bu yarı soy metallerin asitlerle tepkimesine bir bakalım. Öncelikle bakır, civa ve gümüştü. Bakırı HCl'ye atacak ne olduğunu gözleyeceğiz. Sonrasında bakırı nitrik asit çözeltisine atacak ne olduğunu gözlemleyeceğiz. Gelin izleyelim. Şimdi ilk olarak dediğim gibi hidrojen klorür içerisinde bakın hiçbir şey olmuyor. Hiçbir gaz çıkışı da yok. Yani burada tepkimi olmadı. İkinci olarak şu gördüğünüzde nitrik asit var. Nitrik asitin içerisine atıyor. Ve bakınız kahverengi bir gaz açığa çıkıyor. Bu kahverengi gaz Azot dioksit gazıdır ve e, hidrojen gazı açığa çıkmadığını söylemiştik. Bu azot dioksit gazı da hatta asidik bir oksittir. Asidik oksit olduğu için örneğin bu deney yapılırken öyle açık alanda yapılmaz. Çekiyor ocak denilen çıkan gazı çeken bir ortamda yapılmalı. Çünkü asidik oksit olduğu için zehirlidir, toksik özelliği vardır. Solunduğu zaman solunum yollarını tahriş eder parçalamaya kadar gidebilir bir asittir çünkü dolayısıyla bakın ne oldu ilkinde HCl ile tepkime vermedi hiçbir şey yoktu HNO3'ü e attığımızda bir tepkime oldu ve NO2 gazı açığa çıktı yani ne diyoruz burada yarı soy metaller ki yarı soy metal dediğimizde bakır, civa ve gümüş metallerinden bahsediyoruz bunlar oksijenli asitler olan HNO3 ve H2SO4 de tepkime veriyorlar. Yarı soy metal olduğu için öyle her asitle tepkime vermiyorlar. Tepkime sonunda tuz, su çıkıyor ve bir gaz çıkıyor. Bu gaz H2 gazı değil. Kullandığımız asite ve derişimine bağlı olarak şimdi inceleyeceğiz. NO, NO2 ya da SO2 gazları olacak. Burada bu tepkimeleri yazmak durumunda değilsiniz. Çıkan gazı söylemeniz önemli h çıkmadığını söylemeniz ve hangi gazın çıktığını söylemeniz önemli. Şimdi bakın inceleyelim. Bakırı derişik HNO3 çözeltisine attığımızda NO2 gazı açığa çıkmış. Bakırı seyreltik HNO3 çözeltisine attığımızda NO gazı açığa çıkmış. Yani derişik olduğunda NO2, seyreltik olduğunda NO gazı çıkıyor. Bakırı sülfürik asit çözeltisine attığımızda SO2 gazı açığa çıkmış. Ya da gümüşü derişik HNO3'e attığımızda NO2 çıkmış. Seyreltiye atsaydık NO çıkacaktı. E, gümüşü sülfürik asit çözeltisine attığımızda SO2 gazı açığa çıkmış. Civa'yı derişik nitrik asit çözeltisine attığımızda NO2 çıkmış. Seyreltik olsa NO çıkacaktı gibi. Yarı soy metaller HNO3 ve H2SO4 ile giriyorlar. H2 gazı çıkmıyor. Eğer HNO3 derişikse NO2 gazı. HNO3 seyreltikse NO gazı ve sülfürik asitle girdiklerinde de SO2 gazı açığa çıkıyor demelisiniz. Şimdi gelelim soy metallerin durumuna. Soy metaller altın ve platin. Şimdi altın ve platin tepkime verdiği bir karışım var. HCl ve HNO3 karışımı buna kral suyu adı veriliyor. Ama bizi bu ilgilendirmiyor. Çünkü biz burada metali tek bir asit çözeltisine atıp tepkime verip vermediğine bakacağız. Ve diyeceğiz ki altın ve platin tek bir asitin içine atıldığında o asitin türü ne olursa olsun tepkime vermezler. Altın HCl'ye atılmış tepkime olmaz. Platin HNO3'e atılmış tepkime olmaz. O nedenle zaten en başta da söylemiştim platin platin çubukların takılması insan vücuduna tepkime verme eğiliminin neredeyse olmamasından. Dişlerde altın diş yapımı ya da işte altın kaplama dişlerin yapımı altının Tepkime vermeme eğiliminden ki bu metallerin aslında kıymetli olmasının sebebi de bu. Tepkime verme eğilimlerin olmaması. Yani aktif metaller tüm asitlerle tepkime verdi. H2 çıktı. Yarı soy metaller HNO3 ve H2SO4 ile girdi. Hidrojen çıkmadı. NO, NO2 ya da SO2 çıktı. Soy metaller tek bir asitle tepkime vermedi. Şimdi gelelim bir de son olarak ampotel metallerimizin durumuna. Amfoter metaller ki amfoter demek hem asit hem bazla tepkime verebilen madde demektir. 6 tane metalimiz var. Söylemiştik. Zeynep al sana benden kırmızı papuç olan çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Bunlar hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye giriyorlar ama bazın kuvvetli olması lazım. Örneğin NH3 bir zayıf bazdır. Bununla tepkime vermezler ama sodyum hidroksit gibi Potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkime veriyorlar ve asitle de bazla da tepkime verseler tepkime sonunda tatlı bir hidrojen gazı açığa çıkıyor. Şimdi bakalım burada çinko'nun sodyum hidroksitle tepkimesini göreceksiniz. İzleyelim. Bakın gaz çıkışı oluyor. İşte bu çıkan gaz yine hidrojen gazıdır. Çinko'nun sodyum hidroksitle ger gerçekleşen tepkimesinde buradan gözlemleyebiliyoruz. Peki amfoter metallerin bir de e, asit ya da bazla kuvvetli bazla gerçekleşen tepkime denklemlerini inceleyecek olursak amfoter metaller hem hem bazla tepkime veriyor, tuz oluşuyor ve en önemlisi asitle de kuvvetli bazla da girseler tepkime sonunda hidrojen gazı açığa çıkıyor. Amfoter metallerimiz çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun dedik. Bu altısını biliyorsunuz. Bakınız alüminyumu herhangi bir asite atmışım. Aktif metal olduğu için hidrojenle yer değiştirmiş ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Alüminyumu kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksiti attığımda da yine hidrojen gazı açığa çıkmış. Çinko amfoter ve aynı zamanda aktif bir metal olduğu için asitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı çıkmış. Bazla tepkimesinden de yine hidrojen gazı açığa çıkmış. Burada da hidrojen gazı açığa çıktığını söylemek durumundasınız. Evet bu videomuzda sizlerle metal asitlerin ve bazıları metallerle olan etkileşimlerinden bahsettik. Bundan sonraki videomuzda bununla ilgili uygulamalar yapacağız.